olmaya başladı. Biraz siyasi gibi geliyor ama ben Evet. sadece burada anlattığım müktesebat ve müfredat arasındaki bizim düştüğümüz akademik kariyerimizin sıkıntıya düşmesidir. Oysa Özetleyecek olursam yok. hocam, yanlış eğer anladımsam, siz şunu diyorsunuz, hani sadece resim ve sanat için değil, hikaye ve şiir de için de, sanatçı özgür Her şey olmalı, için. sanatçı bir özgür olmalı, düşüncesini neyse ortaya koymalı, ama eğer siz, Fransa'daki devrimi sanatçı yaptı. evet. Almanya'yı Almanya yapan, Mercedes'i yapan adam önce çizdi, anatomisini ortaya koydu. Sen anatomiye kötü diyemezsin. Efendim sen anatomiyi küçümseyemezsin. Resmi küçümseyemezsin. Heykel bilgisi anatomi bilgisidir. Bakara suresinde insan formunu uzun uzun anlatır ama müfredatla okursan anlarsın. Ama sevap olsun diye Bakara suresini okursan dersin ki Ya Rabbi şükür dersin, başka bir şey demezsin, anladın mı? Bir şey de yapamazsın bak. Biz müfredatı okuyaraktan dine de bakalım. Müfredatı okuyaraktan siyasete de bakalım. Müfredatı okuyaraktan tarım da yapalım, sanayi de yapalım. Bakın dünya böyle. Müfredat okuyaraktan dünyanın ortak aklı artık internette. Bakın biz Türk toplumu televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. Televizyon sayesinde biz Türk toplumu konuşmayı öğrendik. Şu an internet sayesinde, okuyarak değil, internet sayesinde de bilgiye ulaşıyor Türk toplumu. Bak değişim, bu değişimin hepsi internet sayesinde. Yani biri bize bir şey öğrettiği falan yok. Gençlerimiz hızlı bir şekilde dünyayla entegre oluyor, fikir olarak oluyor ama çok sıkışmış durumdalar. Bunlar düzelir mi? Bunlar dünyanın ortak aklına biz bu çocuklarımızı dahil edersek, müfredatla müktesebatı ben anlatmaya çalışıyorum. Üniversiteye gidip anlatıyorum, okullara gidip anlatıyorum. Bunu benim anlattığım gibi anlatılırsa, müfredatla müktesebatı ayırmaya başlarsak, bir de şöyle söyleyeyim, müfredat ve müktesebatı muktedir olan müktesebattan faydalanıyor. Hani cahili kandırmak çok kolay ya, ama mesela eğitimli bir insanı kandıramazsın. Yani o daha düzgün dengeli basar. Dertlerimiz böyle. Ama eserlerimiz de var. Ben çok çalıştığım için eserlerimiz var. Bizim Anadolu insanında kültür olarak sanatçı kimliğini ortaya koyamazsa delirir. Şu anda benim konuşmalarım, efendim davranışlarım delilik olduğu için, davrandığım için fazla üstüme gelmiyorlar. Delidir ya, kafadan işte böyle konuşur. Konuşsun, biraz daha konuşsun. Eğleniyoruz gibi bakılır. Ben bu yönden dolayı bayağı yırtıyorum yani. Yoksa bunu söylediğim için hop diyecek çok adam var. Bazen de deniliyor. Deniliyor yani. Evet. Buyurun Gökhan Bey, başka sorunuz var mı? Şimdi dertli söyleyen olur denir ya, yani bir dokun bin işit, Evet. gerçekten bizim genel bir şeyimiz de bu. Yani biz sanatçı sanatını nasıl hissediyorsa sizin dediğiniz gibi bir şekilde icra etmek ister. Ha, sınırlarınıza uymuyorsa zaten ona bakmazsınız ya da onu almazsınız. Şimdi Orhan Hocam, gençlerle iç içesiniz görüyorum. Şu anda bizim Evet. toplumumuzda gençlerin bakışı nasıl resme? Yani resim çizmek istiyorlar mı? Şimdi o bu dedi, bu dediği bir tarafa bırakalım. Herkes dediğini söyler de. Tamam. Gençler yeni bir ressamlar çıkıyor mu? Yani böyle siz usta çırak ilişkisiyle giderseniz yeni çıraklarınız var mı? Geleceğe böyle bayrağı bırakacak mısınız? Nasıl gidiyor? Şimdi yeninin düşmanı eski yeninin düşmanıdır. Biz şimdi yeni olarak dünya çok hızlı ilerliyor. Benim babamla benim aramda 2 milyon yıl vardı. Babam bana Kaan'ı bırakmıştı. 2 milyon yıl önce Kaan'ı vardı. O dönme teker işte bir şey taşınıyordu. Fazla bir gelişme olmadı. Ama şu 50 yılda biz tüm dünyayla iletişime geçiyoruz böyle. Artık bir günde 50 yıllık yol alabiliyoruz. Dünya bu kadar hızlı gelişirken Gökhan Bey sorun yok inşallah. Ha yok, iyi. Bir mikrofon açıldı, ben onu kapattım. Evet. Dünya bu kadar hızlı gelişirken bizim geri kalmamız mümkün değil. Yani Türk toplumundaki gençler her konuda hızlı gelişiyor. Gelişirken de eskiler onlara kızıyor. Diyorlar ki bakın dindar olun. İşte efendim bak bu yaptıklarınız yanlış deniliyor. Oysa ki gençlerin doğru yola gittiğini yine ben görüyorum. Şöyle görüyorum Gökhan Bey. Mesela Türkiye'deki en büyük sorunun en büyük ağızların deizm olduğu söyleniyor. Deizme doğru kaydıkları söyleniliyor. Oysa ki
Hz. Muhammed kendi zamanının ilk deistidir. Ve ilk ateistidir. Bütün tanrılar reddetti. La ilahe illallah dedi. Tamam, ondan başka kimse yoktur dedi. Şimdi gençlerimiz deist oldu diye suçlamıyoruz. Gençlerimiz efendilerinin ilahına değil, artık kendi vicdanlarına inanıyorlar. Yalan söyleme bir gençliğimiz var artık. Yalan söyleme. Gençlere sağcısı veya solcusu yalan söylemiyorlar. Gençlere ihtiyacı yok buna. Çok güzel gençlerimiz var. Gençlerimiz çok güzel geliyorlar. Fikri hür, vicdanı hür olmayanların ilahı da yoktur. Hazreti Muhammed'den. Şimdi gençler özgürler, o kadar özgürler ki. Düşündüklerini yapıyorlar. Senin benim dediğimi yapmıyorlar. Yapmamaları benim için çok büyük bir avantaj. Yapmaları değil, yapmamaları avantaj. Bakıyorum sonunda ne yapacaklar diye. Sonunda öyle bir şey ortaya koyuyorlar ki, bakın dünyada birazcık fırsat verirse, ülkemiz imkanları olsa, biz mesela Türkiye'de birine fırsat ver, denemek için fırsat verdik. Çok da orta zekalı biriydi. Çok böyle zeka düzeyi çok böyle, yani normalin çok, biraz daha altında. Para verdik, imkan verdik. Adam muazzam şeyler üretti. Mesela diyelim ki insansız hava aracı üretti. Mesela deneme yaptı bunu. Bizim gençlerimize ufacık bir imkanlar bile verilse, bizim gençlerimiz çok şey yapar. İmkanlar şöyle, işte benim gibi yurt dışına kaçar arada giderlerse, ben gittim. Ben 20 yılda kazandığımı yurt dışında 4,5 ayda kazandım. 20 yılda Türkiye'de kazandığımı yurt dışında sadece 4,5 ayda kazanıp geldim. Ben mesela şu an her ay Amerika'ya 5 lira tablo satıyorum. Amerika'da çöp attığı paraya yapıyorum. Kaç para yapıyorum? Bir tanesini 1.000 dolar yapıyorum. Ama o 1.000 dolar aldığım 1.000 dolar, 5 tane 1.000 dolar, yaklaşık 200 bin lira falan para alıyorum aylık. O 1.000 dolara sattığım tablo burada çok büyük para. Bakın orada hiç para değeri dahi yok. Veya yurt dışında mesela Almanya'nın kıyasladığımız zaman 1.000 doların bir tablo karşısında, bir o yaptığım eser karşısında bir değeri yok 1.000 doların. Ama burada o para Türk parasına çevirdiğim zaman diye bir meblağ diyor. Her konuda bu böyledir. Bizim gençlerimiz ne yapacaklarsa, yani okulları bitirmeleri lazım. Üniversiteleri mutlaka üniversiteleri bitirmeleri lazım. Sonra dışarıya gitmeleri lazım. Şimdi Türkiye'de şöyle bir söylem var. Sakın okumayın, ara eleman olun diye bir söylem var. Marangoz olun, demirci olun, bir şey olun. Ama doktorlukta fazla para kalmadı. İşte 100 kişinin ağzına gözüne bakıyorsun ama her gün muayene ediyorsun. Onu küçümseme tavırları falan var. Gençlerimiz iyi yolda. Ben gençlere çok güveniyorum. En önemlisi, gençlerimiz yalana ihtiyaç duymuyorlar. Bizim zamanımızda çok yalana ihtiyaç duyuyorduk. Yalana ihtiyaç duymuyorlar. Sağcısı da solcusu da çok temizler. İnanılmaz temizler. O kadar dürüstler, o kadar erdemliler, o kadar vicdanla hareket ediyorlar ki, bizim zamanımızda liselerde, üniversitelerde birbirimizin kafasına taş atıyorduk. Şimdi çok sıkışsa bile lütfen bunu yapar mısın dediğini duyuyorum gencin. O kadar medeni, o kadar erdemli gençlerimiz var ki, yani keşke ben de onların zamanında genç olsaydım diyebiliyorum yani. Ben Ankara Gazi'de okurken, yani o gün ölmediğimize her gün akşam şükrederiz. Bugün de ölmedik. Bugün de yaşıyoruz. Hapse girmedik. Biri bize bir şey yapmadı. Biz birine bir şey yapmadık. Böyle geliyorduk. O yıllar öyle yıllar. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ama şu an gençlerimiz her konuya vakıflar internet sayesinde. Her konuya, dünyanın her konusuna doğru anlamda vakıflar. Ben o yüzden bütün aileye tavsiye ediyorum. Diyorum ki çocuklar, sizden 3000 yıl ileride sakın onlara akıl vermeye çalışmayın. Komik duruma düşersiniz. Benim çocuğum benden 3000 yıl ileride. Niye? CBTO'yu kullanıyor. Veyahut da benim biraz önce sizle görüşmem için kızımı çağırdım. Kızım psikologdur. Geldi, dedim ki kızım bir ayarla, ben anlamıyorum dedim ya. Benim kızımla benim aramda 3000 yıl var. Benim babamla benim aramda, mütevazı davranmayacağım, 2 milyon yıl vardı. Bakın kuşak çatışmasına bakar mısınız? Hani 5 ay, 1 yıl, 5 yıl falan değil. Benim çocuğumla ben çok akıllı olduğum için 3000 yıl diyorum. Normal ailelerde 5000 yıla kadar çıkıyor çocuklarla kuşak çatışması. 5000 yıldan bahsediyorum bakın. 3000 yıl, 5000 yıl kısa bir mesafe değil. O kadar dünya ilerledi şu an. Dünya artık avucumuz içine sığıyor. Bir odamıza sığıyor. Her şeye vakıfız, her şeyi yapabiliyoruz. Bizim zamanımızda bir kitap bulmak, bir bilgi bulmak için kütüphane kütüphane dolaşırken, bugün bir çocuk internetin başına oturup 3000 yıllık bilgiye 3 dakikada vakıf oluyor. Diyor ki Musa'nın babası kimdir? Ya ben Musa'nın adını daha yeni öğrendim. Sen babasının adını. Dedesi kimdir diye yazmış. Dedesi
Musa'nın dedesi kimdir diye böyle bir bilgi ediniyor. Veyahut da başka bir şeye hemen ulaşabiliyor. Şimdiki gençlerin bizim aramızdaki kuşak farkı 3000 yıl. Babamla benim aramda 2 milyon yıldır. Abartmayın. Orhan Hocam, peki ChatGPT dediniz. Ben bu sorularım arasında vardı, sormak istiyorum. Şimdi Evet. ressamsınız, geçiyorsunuz atölyenize, yanınıza talebeleriniz var ya da yalnızsınız. Kafanızda bir tema oluşuyor. Diyorsunuz ki ben bugün bu temayı çizeceğim diyorsunuz. Alıyorsunuz, ona göre işte hangi boyaları kullanıyorsanız önce kara kalemle ana şablonunu çıkarıyorsunuz, başlıyorsunuz. Siz sadece ana şablonunuzu oluşturmanız belki dakikalar alıyor. Sonra o boyayı oluşturmanız, o resmi suyla buluşturmanız falan dakikalar alıyor. Ama ben oturduğum yerde elime telefonu alıyorum. Diyorum ki, açıyorum Copilot uygulamasını. Bana diyorum, örneğin şimdi diyorum bir Berlin meydanında işte bir at olsun diyorum. Geçen çizdim bunu. Ve dedim ki Kafka'ya benzeyen bir adam kalemlerden oluşmuş bir at olsun. Atın üzerine bizim böyle uçuk bir şey. Ve Berlin kapısından böyle dışarıya doğru koşsun dedim. Bir baktım bana 4-5 tane saniyeler içerisinde Orhan Hocam. Saniyeler içerisinde kalemlerden oluşmuş bir at, atın üzerine Kafka'ya benzeyen bir adam ve Berlin kapısının önünden gidiyor. Şimdi ben bunu bir en iyi ressama, en usta ressama dahi desem ki bana 5 saniye içerisinde bunu hızlı bir şekilde ver, imkanı yok. Şimdi Konuyu anladım. sorum şu, bu korkutuyor mu size ressamlar olarak? Bir kenarınızda Bakın konuşalım. anlatayım ben size onu. 2 gün önce büyük bir kanalda 2 saat bunun şeyini anlatmıştım böyle. Şimdi çağdaş ve modern olan şeyler kolaycılığa kaçıyor. Şimdi Almanya'da fazla sanatçı çıkmıyor artık. Eskiki Almanya'daki o müzisyenler işte Joseph Haydn'ı, Bach'tı falan filan. Bunlar artık bugün günümüzde o kadar muhteşem sanatçılar göremiyoruz. Şimdi bir şey çok yapılıyorsa, çok kolaysa ucuzdur. Bunun için her şeyi düşünebilirsin. Her şey. Her şey. Az olanlar değerlidir. Az olanlar elimizle yaptıklarımızdır. Mesela eski evrensel mimari o kadar değerlidir ki dünyanın her yerinde. İşte bir müze vardır Berlin'de. Gidersin orayı dünyanın her tarafına, mesela Mona Lisa'nın yıllık geliri 93 milyar dolardır. Düşünebilirsin.